Hadi sen de gel dövün, hadi gel. Ya abi ne Türkiye'de akıllı telefon kullanımı gün geçtikçe artıyor. Yapılan araştırmalar günde ortalama 250 kez akıllı telefonlara bakıldığını gösteriyor. Artan kullanım insanların yaşamı üzerinde de etkili olmaya başladı. Uzmanlar akıllı telefon kullanımının geldiği boyutu A Haber'e değerlendirdi. Bilgisayarı kapattıktan sonra geceleri ihtiyacın oluyor işte yatakta falan yatarken. O şekilde uyurken genellikle işte onunla uykuya dalmalar falan oluyor. Akıllı telefonlar maalesef insanların aklını alıyor kısacası. Türkiye'de kullanımı her geçen gün artan akıllı telefonlar insanların yaşamı üzerinde etkili olmaya başladı. Yapılan araştırmalar kullanıcıların akıllı telefonlara günde ortalama 250 kez baktığını gösteriyor. Hemen hemen günün her saati yani uyumadığım zamanlar dışında hep öyle. Avrupa'da ortalama 10 telefondan 6'sı akıllıyken Türkiye'de 10 telefondan 3'ü akıllı telefon. Ancak bu oran gün geçtikçe artıyor. GSM şirketi pazarlama direktörü Baran Yurdagül, Türkiye'nin dünya pazarına geç girdiğini ama çok hızlı ilerlediğini söylüyor. Bu yılın ilk çeyreğinde dünyada satılan telefonların, bütün telefonların %65'i akıllı telefonken Türkiye'de bu oran %89'u. Yani aslında her 10 telefondan 9 tanesi, satılan telefonlardan 9 tanesi Türkiye'de akıllı telefon. Türkiye'de biz teknolojiyi çok seviyoruz. Halkımız teknolojiyi çok seviyor biliyorsunuz. Akıllı telefon neredeyse akıllı telefonsuz yaşayamaz hale geldik. Dolayısıyla aslında geç girmemize rağmen Türkiye'deki satış rakamları, kullanım rakamlarına baktığı zaman çok daha yüksek rakamlar. Evde, sokakta, okulda, işe giderken, otobüste ya da vapurda akıllı telefonlar bize hayatımızın her anında eşlik ediyor. Peki bu durum hayatımızı nasıl etkiliyor? Uzmanlar aman dikkat, akıllı telefonlar bağımlılık yapabilir diyor. İyi şeyler için kullandığımız, hayatımızı kolaylaştırdığını düşündüğümüz teknolojik aletler yavaş yavaş bizi kendine bağımlı köle haline getirmeye başladı. Hem insanı aslında sosyalleşme adı altında yalnızlaştırıyor. Yani insani iletişimden, karşılıklı göz temasından, sıcak bir dokunuştan uzak tutuyor. Teknoloji bağımlılığı konusunda çalışmalar yapan Yeşilay Başkanı Profesör Doktor İhsan Karaman, akıllı telefon bağımlılığının sadece psikolojik değil, fiziksel zararlarına da dikkat çekiyor. Omurga, göz, el birçok organda hastalıklara da sebep olabiliyor. Bir hekim olarak bu konuda da uyarmak istiyorum ben. Günde kaç saat harcıyorsun telefonuna bakarak? Şöyle diyeyim, şarjı bir saat gitmiyor. Cep telefonları artık sadece birer iletişim aracı olarak kullanılmıyor. Onlar aynı zamanda cebimizdeki minik bilgisayarlar. İşte teknolojinin gelişmesiyle hayatımıza giren akıllı telefonlar sayesinde daha önce hiç hayalini bile kuramadığımız şeyler yapabiliyoruz. Örneğin şu anda olduğu gibi görüntülü konuşabiliyoruz. Ben daha çok kitap okumak için kullanıyorum. Hani bu internetten falan okuyabiliyorum. Hani onun için kullanıyorum daha çok. Bence yalnızlaştırıyor, duygulardan arındırıyor. Bireyselleştiriyor, her türlü tehlikeyi açık hale getiriyor. Psikiyatri uzmanı Doktor Ayhan Akcan, akıllı telefon bağımlılığını önlemek için sınırlar konulmalı diyor. Kendini önce tanıması lazım, bilgi sahibi olması lazım, sınırlamalar getirmesi lazım, engellemeler getirmesi lazım. Türkiye gün geçti.